Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte istiyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Manisa Saruhanlı'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün lider firmasına konuk olduk. Tarhan koltuk döşemi ile beraberiz. Ve yanımızda işletmemizin sahibi Selim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Selim Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Selim Bey kimdir ve sektöre giriş hikayeniz nedir? Selim Bey şöyle, 1972 doğumlu, aslen Balıkesirli olan ama şu anda Manisa'da görev, yani işimizin gereği buradayız yani 86'dan beri. 22 yıllık bir fabrika şeyimiz var, şöyle söyleyeyim, deneyimimiz var. Evet, 22 yıllık bir tecrübe diyebiliriz. Tecrübe var. Yaklaşık 2011'de de biz burayı halka daha iyi hizmet verebilmek için burayı açtık. Evet. Ve Cenab-ı Allah da bizi utandırmadı müşterilerimize karşı. Evet. Ama şu anda gayet de güzel bir şekilde müşterilerimize en güzel hizmeti vermekle veriyoruz yani. Veriyoruz diyebiliriz. Harika. Diyebiliriz. Ben biraz da firmamızdan bahsetmek istiyorum. Tarhan koltuk döşemeyi ele almak istiyorum. Firmamız 2011 yılından beri kurulduğunu biraz önce söylediniz. Evet. Peki biz burada tam olarak ne iş yapıyoruz? Yani değerli müşterilerimiz buraya geldikleri zaman ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim ki ellerinde eski bir koltuk var. Evet. Yenisini alma bütçeleri kaldırmıyor. Bu birebir aynı yeni bir şekilde biz bunlara müşterilerimize veriyoruz yani. Evet. Yani elimizde ortalama 1500 desen renk kumaşımız var. 1500 desen? Desen. Evet. Renk kumaşımız var. Yani her türlü renkten mevcut yani. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Bir müşterimiz geldiği zaman kesinlikle onun işi burada olup bitiyor yani. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Biz 2011'den beri şimdi müşterilerimize olan bizim bir sorumluluklarımız var. Değil mi? Şimdi bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. Örneğin evinden eski koltuğu alıp getirip burada düzenli bir şekilde önce iskelet haline getiririz. Evet. Neyi eksik, neyi fazla hepsini netleştirdikten sonra evet, biz bunu işte yayı, süngeri vesaire, ayağı, kolları kırık şey olduğu zaman bunları tekrardan tamir edip en iyi bir şekilde döşemesini de yapıp ondan sonra da müşterimize bunu malımızı teslim ederiz. Etme. Yani. Esasında yapmış olduğunuz iş tamamıyla el emeği göz nuru diyebiliriz. Peki Selim'e biraz da yapmış olduğunuz işlerden bahsetmek istiyorum. Bu koltukları yaparken ne gibi aşamalardan geçiyor ve müşterilerimize nasıl sunuluyor? Şimdi şöyle, biz ilk önce müşterimiz gelir bize veyahut telefonla veyahut kendisi bilhassa gelir. Yüzünü değiştireceğim, divanım var der. Tamam deriz, değiştiririz. Hiç problem değil. Ondan sonra bize anlaşırız fiyat konusunda vesaire. Biz gideriz malı alırız. Evet. Malı aldıktan sonra komple iskelet haline getirdikten sonra eksine gidene bakarız. Yayına, süngerine vesaire. Ondan sonra iş kapitone işleri kalır. Kapitonemizi de döşedikten sonra İşimiz bittikten sonra biz tekrar kalite kontrolünü gene burada yaparız. Kalite kontrolü yaptıktan sonra müşterimize teslim ederiz. Yani. Evet. Ondan sonra müşteri de bize yani %90 memnun kaldıklarını evet, söylüyorlar. Hepsinden tek tek teşekkür ederim müşteri. Buradan da hepsine selamlarımızı göndermiş olalım. Peki Tarhan koltuk olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok Selim Bey? Sizin için önemli olan ne? Bizim için önemli olan ilk önce kalitedir yani. Çok önemli değil mi? Kalite önemlidir. Evet. Yani şöyle bir şey vardır halk dilinde. Yani ucuz demek kalitesiz anlamına gelmez yani. Ucuzun evet, da kalitelisi vardır. Neden? İşçilik konusunda kaliteli vardır. Evet. Biz burada mesela örnek vereyim, bütün kesme hizmet veriyoruz yani. Bunun yanında dar gelirli var. Orta seviyeli var, orta çok gelirli var, çok evet, geliri yüksek olanlar var. Biz ayrım etmiyoruz. Hepsine aynı işçiliği, aynı titizi
gösteriyoruz. Evet, yani bizler kısacası Tarhan Koltuk olarak önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz diyebiliriz. Şüphesiz buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Tarhan Koltuğa geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. Peki Selim Bey, bu sektöre girerken hedefler neydi? Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler var? Şimdi bundan sonraki hedeflerimizde bizim şöyle anlatayım. Biz biraz daha büyümek istiyoruz. İleride sıfır üretime geçmek istiyoruz. Şubeleşmek. Şubeleşmek istiyoruz. Zamanla olacak işler bunlar. Tabii. Bir yandan olmuyor bu işler. Ama biz kendimize güveniyoruz yani. Evet. Piyasada bizde olduğumuzu göstermek istiyoruz yani. Gerçekten bu yolda biz de sizlere başarılar diliyoruz. Gerçekten Selim Bey. Bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Peki buradan da son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Bütün müşterilerimize bekleriz. Onlara en iyi hizmeti verebilmek için biz buradayız. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Bir de buradan davet edelim merkezi Tarhan Koltuğa. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel şehrimize, Manisa'ya, Saruhanlı'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere önce hizmet, daha sonra da ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Manisa Saruhanlı'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün lider firmasına konuk olduk. Tarhan Koltuk ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'larında.